Merhabalar, bugün bisküvi pastası yapıyoruz. Bisküvi pastası için ben genellikle 2 tane puding kullanıyorum. Bunun yapılış şekli, arkasında yazıyor 750 ml sütü bir paket için. Tencereyi boşaltın yazıyor. Ancak ben 2 puding için 1 litre süt kullanacağım. Normalde 1,5 tarife göre bakarsak, eğer puding yapılışına göre 1,5 litre gözüküyor. Ancak ben 1 litre süt kullanarak 2 paket pudingi yapmayı planlıyorum. Bu şekilde bisküvi pastamı yapacağım. Sütümüzü tencereye boşalttık. 1 litrenin tamamını. Şimdi üzerine puding tozlarımızı, ben kakaolu pudingle yapıyorum bisküvi pastamı. İkinci paketinde tamamını ekledik. Şimdi tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Ocağın küçük götünü aldım. Benim ocağım biraz fazla alevli yandığı için yavaş yavaş pişmesinde zarar yok. Şimdi karıştırarak bunu pişireceğim. Karıştırmak için de bir ahşap kaşık aldım. Bu şekilde kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra da 2-3 dakika daha kaynamasını bekleyip altını kapatacağım. Evet, pudingimiz kıvamına geldi. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Birkaç dakika daha tutup kapatacağım altını. Bisküvi pastamı ben bu şekilde kapaklı bir borcama yapacağım. Öncelikle alt tavan olarak Ülker'in çifte kaldırılmış Petit Beurre bisküvisini altına dizeceğim. Bisküvilerimi bu şekilde dizdim. Dingim de hazır. Şimdi üzerine dökmeden, yere dökmeden bu şekilde koyacağım aralarını ve pudingin bitene kadar da bu şekilde kat kat çıkmaya devam edeceğim. Evet, bu şekilde 6 kaplı bir puding pastamız, daha doğrusu bisküvi pastamız hazır. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekleteceğim. Sonrasında da dolaba koyup soğumasını bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.